RTTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 28 Nisan Pazar hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Ereğli'de meydana gelen kazada otomobiliyle pizza servisine çıkan motosiklet çarpmıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ereğli'de meydana gelen kazada otomobiliyle pizza servisine çıkan motosiklet çarpıştı. Kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Pizza servisi için iş yerinden çıkan motosikletli kurye Ereğli Lisesi önünde otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından motosiklet ve sürücüsü metrelerce savruldu. Zor da olsa ayağa kalkmaya başaran motosiklet sürücüsü çarpmanın ardından kaçan otomobilin peşine düştü ama yakalayamadı. O an yolda geçen bir bisikletinin yardımıyla motosikletini kaldıran ve dağılan malzemeleri toplayan pizzacı olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ve yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Evet, oturmak isteyenler varsa buyurun. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Oturmak isteyen varsa buyursun efendim. Şöyle buyurun abicim, şöyle. Şöyle buyurun. Şöyle buyurun, yerimiz. Buyurun. Şöyle de buyurabiliriz, orada olursa. Nasılsın, iyi misin? Gelin bakalım çocuklar, şöyle. Gel. Abi sen şöyle alalım, yakın alalım. Gel şöyle yakına gel abi. Kemal abi. Zaten Bağımsız Belediye Başkanı seçmek suretiyle beni şereflendirdiniz. Allah cümlenizden razı olsun. Allah cümlenizden razı olsun. İnşallah o şerefin yüklediği sorumluluğun farkındayım. İnşallah bu sorumluluk bir fazla, bir kat daha arttı. İnşallah maşallah o şerefe halel getirmeyeceğiz. Maşallah maşallah sahip çıkmaya devam edeceğim. Ereğli, bu şehri Ereğli olmak suretiyle inşallah sizlerin yüzünü gördüğü, mutlu insanların yaşadığı Ereğli inşallah inşa etmeye karar verdim. Allah cümlenizden razı olsun inşallah. Göreceğiz, görüşeceğiz, bir olacağız, beraber olacağız. Sizlerden rica ediyorum, bana dua edin, ihtiyacım var. Biraz da sabredin. İnşallah. Sabırlar ve sizlerin dualarıyla Allah'ın izniyle kalkamayacağımız yük yok. Zaten Rabbim buyurmuyor mu? Kaldıramayacağınız, çekemeyeceğiniz yükü omuzlarınıza yüklemeyiz biz diyor. Biz size güveniyoruz başkanım. Çıkı çıkı tapı Allah'ın izniyle sardığı yükü sizlerin sayesinde sizlerle bir çıkı tapı. Size güvendiğini ispatladı. Allah razı olsun. Şükürler olsun. Uzak gölete vesaire. Çok sayıda hizmetlerimiz ama onun ötesinde açın ve işsiz kimse kalmayacak. Söylemedim tabi o zaman. Sıra sözüm olmadığı yerde. 158 hektarlık alanda fabrikalar yapılmaya devam ediyor. Organizasyonlar çok daha fazla fabrikaların yapılacağı yerleri bulacağım. İnşallah hizmet etmeye devam edeceğim. Tabi her gelip geçişimde o tarafa döndüm müydü? Cezaevini görüyorum. Başkanım bir de bunu alalım efendim. Ben Ayşe yanına durayım. Siz de geçiyorsunuz. Alıyorum başkanım. Sizden fazla mı seven var onu bilemedim ya. Ben sizi çok seviyorum. Allah siz de beni çok seviyorsunuz. Arkadaşlar başkanım. Gelin bakalım arkadaşlar. Gel. Başkanım. Gelin bakayım. Başkan gel. Hoş geldiniz tekrar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz.
ederim de bir bırakayım. Hacı Namçuk selam verin. Ana. Bozantılı Fatih. Çok selamlar. Cumhurbaşkanlığının himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle organize edilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması başladı. Doğudan batıya adil bir dünyaya temasıyla 60 ülkeden 900 öğrencinin kendi kültürünün tanıttıkları organizasyon 2 gün sürecek. Konya'da eğitim gören 106'ya aşkın ülkeden yaklaşık 4500 öğrenci ve 60 ülkeden ülkemize gelen 900 öğrenci kendi kültürlerini tanıtmak için Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda buluştu. Doğudan batıya adil bir dünya temasının çok büyük bir anlam taşıdığını düşünüyoruz. Bulundukları coğrafyalarda adaletle hükmetmeyi, dil, din, ırk gözetmeksizin her kültürü bağrına basmayı öğütleyen geleneklerimiz bizim için her zaman bir yol göstericimiz olmuştur. Yüzlerce yıl Anadolu'nun kalbinde hoşgörünün ve ilmin merkezi olan şehrimizde farklı kültürlerden, farklı milletlerden kardeşlerimizi misafir etmek bizleri her daim mutlu etmektedir. Birbirimizi başkalarının söylediğiyle değil, göz göze, yüz yüze tanımamız aramızdaki dostluk köprülerini güçlendirecek ve birbirimizi daha güçlü sarılmamıza imkan sağlayacaktır. Mazimiz bir, hatimizle bir olacak inşallah. Dolayısıyla biz bu gençlerle, bu kuruluşlarla Allah'ın izniyle bugün dünyada hüküm süren bir mücadelenin toprak medeniyeti tarafında olma iradesini göstermiş insanlar olarak o şeytanın uşaklarına, o ateş medeniyetinin insanlarına, o kan, zulüm, acı ve gözyaşından beslenen insanlara hak ve adalet temelli toprak medeniyetini gösterecek olan yeniden böyle bir medeniyetin tasavvurunu önce oluşturacak, sonra hazmedecek, yaşayacak, daha sonra da perişan insanlığın idrakine sunmak durumunda kalan insanlarız. 2010 yılından beri Konya'da dünyanın dört bir tarafından gelen uluslararası öğrenci kardeşlerimize rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu yönde gayret gösteriyoruz. Elhamdülillah bugün de bu alanda da gördüğünüz gibi birçok ülkeden kardeşimiz oldu ve bu yıl doğudan batıya adil bir dünyaya temasıyla gerçekleştirdiğimiz 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmamızda da ifade ettiğimiz gibi dünyanın dört bir tarafında zulümler, gözyaşları, adaletsizlikler, haklının zor durumda kaldığı ama hakkı üstün tutan değil, gücü üstün tutanların egemen olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Değerli dostlar, şu anda Türkiye'mizde 203 ülkeden
yaklaşık 150 bin misafir öğrencimiz burada eğitim görmektedir. Tabii ki bu öğrencilerimiz, bu kardeşlerimize biz Türkiye'mizde ne verirseydik, kendileri gittikleri ülkelerinde bu güzel davranışlarını hissettirmektedirler. Emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlara tekrar teşekkür ediyoruz. Tüm Konyalı hemşehrilerimizi bugün ve yarın şehir meydanımıza bekleyerek selamlarımızı iletiyoruz. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah! Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Ben İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Ben. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Alo Paket 0332 712 11.0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak.
Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.